Eskiden Mısırlılar bunu milattan önce 1600 yıllarında kullanmaya başlamışlar. Onlardan önce Sümerliler, Sümerlerden önce Türkler. Niye Türkler? Çünkü Sümerliler Orta Asya'dan almış gelmiş bütün tarımda kullanılan her şeyi, hayvancılığı, tarımı vesaire. Hı hı. Türkler yani atalarımız milattan önce 16 bin yılında şimdiki Türkmenistan'ın baş yeri Akşabat'a yakın bir yer var. Anavu diye. Anavu küçük bir köy. Orada yapılan kazılarda Türklerin milattan önce 16 bin yılında dünyanın en eski medeniyetini kurdukları tespit edilmiştir. Anavu. Anavu medeniyeti şimdiki bilinen bütün Çin yazısı, Arap yazı, Arapça, Latince, Hintçe bütün yazılar Sümerce'den türeme, Sümerce'de Türkçe'den türemedir. Yani bütün medeniyetlerin kaynağında Türkler var. Bugün biraz gerideyiz. İnşallah onu da aşarız. O da ayrı bir konu. Şimdi bu Söğüt kabuğu şöyle soyarsak, Söğüt kabuğu soyulursa bunu kuruttuğunuz zaman ilkbaharda pardon, ilkbaharda veya sonbaharda Söğüt'ün kabuğu soyulur, kurutulur, çay yapılır, içilir. Bunun birleşiminde salisilatlar var. Salisilat türevleri. Bunlardan biri de salisin. İlk defa 1829 yılında Fransız asıllı bir eczacı bunun birleşiminde salisin denen bir madde keşfetmiş. Alman asıllı bir eczacı da salisinden bitkisel salisinden yerine kimyasal sentetik üretmiş. Salisilat, salisilik asit. 1899 yılında yani bundan 114 yıl önce ilk defa aspirin üretmeye başladılar. Bunun birleşiminde de aspirin var. Yani salisilik asit var. Ama firmaların, kimya fabrikalarının üretmiş olduğu asetil salisilik asit yani aspirin kimyasal olduğu için mideye zarar verir. Kemiklere zarar verir. Böbreklere zarar verir. Kim diyor bunu? Klinik araştırması var. Ben söylemiyorum. İlim adamları söylüyor. Efendim bu araştırma şimdi İbrahim Gökçek bir şey söyledi ispat etsin diyebilirler. Evet. Amerika'da 326 hasta üzerinde aspirinle yapılan araştırmalarda burun kanaması, kulak çınlaması, mide ve böbrek ağrıları ve kemik rahatsızlarına sebep olduğu belgelenmiştir aspirin. Aspirinin yan tesiri çok büyük. Neden? Bitkisel değil, kimyasal birçok yan tesiri. Oysa bunun birleşimindeki salisin önce bir midede aside dönüşmez. Hiçbir yan tesiri yok. Mideye aldığı zaman çayını veya daha etkilisi ekstraktını. Biz bunun kapsülünü üretiyoruz. Ekstraktan. Daha etkili. Bunun kabuğundan 20-25 defa daha güçlü ekstraktı. Çünkü etken madde bunun %5. Etken maddeyi kullanacaksınız. Otun hepsini kullanırsan o da etkili ama kabuğunun ekstraktı kadar değil. Ekstraktı bundan çok çok etkili. Nereden biliyorum diyeceksiniz. Onu da ispat edeceğim biraz sonra. Şimdi bununla ilgili yapılan araştırmalarda mideye aldığı zaman bir salisin aside dönüşmüyor. Bağırsaklara geçtiği zaman parçalanıyor, zaligenin ve glikoza dönüşüyor. Kana karışan zaligenin yavaş yavaş salisilik aside dönüşüyor. Yani aspirine dönüşüyor. Bu dönüşüm 10 ila 24 saat sürdüğü için kişiye yan etkisi yok. Ateşi düşürüyor, ağrıları dindiriyor. Kim söylüyor? Burada ilim adamlarının klinik araştırmasından bahsedeyim. Haifa yani İsrail'de Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi Medical Center'de sırt ağrısı, bel ağrısı olan hastaları tedavi etmişler. Bir, iki, Frankfurt Üniversitesi'nden ortopedik kliniğinde 451 kronik sırt bel ağrılar olan hastalar tedavi etmişler. 3. Kronik artritis olan yani eklem iltihaplanması olan hastalar tedavi edilmiş. Devamı hepsini söylemedim çünkü çok yer zaman alır diye. Bu dergide sadece kitapta sadece özeti var.
Profesör Dur Schmidt gonartroz yani diz artrozuna dizdeki eklemlerde oluşan diz ekleminde ve Cox artroz yani kalça eklemi yıpranmasına, kalça kireçlenmesine karşı hastalar üzerine tedavi denemesi yapmışlar, hastalar iyileşmişler. Artı Profesör Doktor Kubrinski bel ağrısını söğüt kabuğunun ekstresinden elde edilen damla ve drajelere tedavi etmişler. Hı hı. Klinik araştırmalar var. Araştırma varsa problem yok. Artı aspirin gibi yan etkisi yok. Tamamen %100 doğal, bitkisel.